Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal takım içindeki rekabeti en üst düzeyde tutuyor. Sarı lacivertler 11 günlük topuk yaylası kampının ardından 2 günü izinli geçirmişti. Hazırlıklar dün Samandıra'da yapılan çift antrenman ile kaldığı yerden devam etti. Sabah çalışmasında milli takımlardan geç dönen Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Elif Elmas'ın yanı sıra yeni transferler Vedat Muriç ve Geri Rodriguez katıldı. Onlara U19 oyuncuları eşlik etti. Akşam yapılan çalışmaya ise A takımın diğer futbolcuları da dahil oldu. Teknik direktör Ersun Yanal öğrencilerine kısa bir konuşma yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, ekonomik zorluklara rağmen yönetimimiz fedakarlık yaparak kaliteli bir kadro kurulmasını sağlıyor. Bu sezon şampiyonluk dışında hiçbir şey bizi mutlu etmeyecek. Başka bir hedefi konuşmayacağız. Bu zorlu yolda kimseye forma vermem. Forma isteyen benden söke söke alacak. Rekabetle başarıyı getireceğiz ifadelerini kullandı. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Elif Elmas transferi için küçük detayların kaldığını ve transferin bu hafta içinde açıklanacağını açıkladı. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Fenerbahçe'den Elif Elmas transferinin büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. İtalyan basında konuşan De Laurentiis, Elif Elmas transferi büyük ölçüde tamamlandı. Küçük detaylar kaldı. Bu hafta içinde bitecek ve sonra açıklayacağız ifadelerini kullandı. Öte yandan Napoli'nin Elif Elmas ile yıllık 1 milyon euro üzerinden 5 yıllık sözleşme imzalayacağı da kaydedildi. İtalyan ekibi Napoli'nin talip olduğu 19 yaşındaki Makedon yıldız için 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca bonusların da katılımı ile Elif'in bonservis bedelinin 18 milyon euroya çıkacağı ifade edildi. Bu transferle Fenerbahçe kulüp tarihinin de transfer rekorunu kıracak. Sarı lacivertli kulüp tarihinde bugüne kadarki en yüksek transfer geliri Musa Sow'dan elde edildi. Senegalli oyuncu 2012'de Al Ahly'ye 16 milyon euro bedelle transfer olmuştu.